Merhaba değerli seyirciler. Dynamic'le ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz günün en sıcak haberleriyle başlayalım. Evet değerli seyirciler, gün geçmiyor ki yeni bir kaza, yeni bir ölüm gerçekleşmiyor. Evet, gerçekleşiyor neyse. Aslında ölüm olmadı ama büyük bir kaza oldu. Şöyle oldu, Karılcan yolda giderken önüne sakız çıktı. Evet, inanması imkansız. Ben de inanmıyorum ama gerçekten böyle oldu. Karılcan arabasını sürerken önüne sakız çıktı. İşte trafikin vahşet halleri. Ekranlarınızda. Ya geçen arabamla haritada geçiyordum. Hesaplaşma haritasında. Öyle bizim amcaoğlu var, onunla buluşacaktım. Buluşunca önüme işte arabayla gidiyordum. Önüme birden sakız çıktı. Sakız arabaya değdi falan derken arabanın boku çıktı. Bildiğiniz araba lahnet oldu. Patladı gitti. Ben de orada zor kurtuldum yani. Zor yırttım paçayı. Ama çevreyi kirleten o bazı karaktersizler var. Ben onların adını çekmek istemiyorum. Bir daha bundan sonra sakız falan atmasınlar rica edeceğim. Polise de bildirdim. İnşallah yakalanır. Evet, ne insanlar var be. Neyse, buradan Karılcan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, yeni bir habere geçelim. Sıradaki haberimiz çok ilginç. Şöyle ki, futbol maçında takımı yenilirken tam yenilmesine az kala görünmez olup gidip topu alıp kaleye vurup gol yaptı. Bu arkadaş nasıl görünmez oldu? Herkes meraklar içinde bakarken kendisi ise golün sevincini yaşadı. Evet, çok garip. Gerçekten güzel gol vurmuş ama görünmez nasıl olmuş ben de bilemedim. Ama neyse, golün her türlüsü sevaptır. Sonuçta zamanında da Maradona eliyle vurmuştu. Hadi bir sonraki habere geçmeden önce bir reklamlar izleyelim. Bir kısa ara verelim. Kısa aradan sonra görüşürüz. Bizden ayrılmayın. Reklamlar. Saklı bir köy var yakında, şehrin tam da ortasında. Bir tadışta, bir bakışta, saklı köy her an yanında. Taş değirmenlerde öğütülen tam tahıllı bisküvi Ülker Saklı Köy. Kısa bir aranın ardından hemen karşınızdayız değerli seyirciler. Şimdi çok garip bir olay var. Şöyle ki, Bibi diye bir vatandaş yeminin çalındığını iddia ediyor. O yemini boğ çaldı diye iddia ediyor. Ve kamera görüntülerini izledikten sonra gerçekten boğunun hırsızlık yaptığını görüyoruz. Polisler kamera kaydını izledikten sonra boyu hemen gözaltına aldı. Cool it! Smack it out! Oh no! Thank you!
Ya geçen gidiyordum, yemleri falan yemiyordum. Birden Bo geldi, dedi birini de bana ver. Ben de vermedim, defol git şuradan dedim. Dinlemedi, bir tane yemimi çaldı kaçtı. Hemen ama kaçmasına rağmen değerli Türk polisimiz hemen onu yakaladı. İnşallah yemimi geri verirler. Buradan polislere sesleniyorum. Yemimi lütfen geri verin. Evet değerli seyirciler, haberin merkezinden bugün sizlerle en önemli haberleri sunduk. Bugünlük bu kadardı. Umarım haberlerimizi beğenmişsinizdir ve kanala abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Haberin merkezinden Dynamic'le Dayı Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Dilerseniz vakit kaybetmeden haberlerimize geçelim. Evet değerli seyirciler, yine bir oyun, yine bir çocuk ve yine bir yeni can. Dijital oyunlar hayatımızdan çıkmıyor değerli seyirciler. Özellikle de çocukların çok sevdiği dijital oyunlar artık çocukların psikolojisine çok büyük bir hasarlar veriyor. Yine bunlardan birini yaşamaktayız. Şöyle ki bir çocuk İstanbul'un tam göbeğinde oturmuş oyun oynarken oyununda morti sıkınca kafayı yedi. 5 6 Nasıl yedik? Oo, mortis! 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 Mortis, 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 mortis çıktı, mortis, mortis çıktı. Evet değerli seyirciler, çocuk oyunda mortis çıkınca mortis diye sayıklamaya başladı. Anne babası öncelikle bu duruma alış etmedi ama sonradan gelişen olaylardan şok oldu. Çocuk mortis demeye başladı ve başka cümle söyleyemez oldu. Doktorlar da şok olduğu bu olaydan şöyle dedi. Evet, bu türlü hastalıklar 10 yılda bir Brawl Stars oynarken mortis tıkınca oluşur. Çocuklar mortis tıkınca mortis diye sayıklamaya başlarlar. Ve mortisten başka hiçbir şey diyemezler. Evet çocuğum nasılsın? Oğlum nasılsın dedik. Mortis. Evet görüyorsunuz hiçbir şey karşılık vermiyor. Sadece mortis mortis diyor. Mortis. Oğlum söylesene bir şeyleri. Mortis. Vah bizi rezil etme hadi. İyiyim de hadi. Mortis. Tüh Allah belanı versin. Evet değerli seyirciler, sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz çok ilginç çünkü ünsüz YouTuber Azat Nebu Spike çıkardı. Evet, Spike çıkarınca çıldıran Azat Nebu bakın neler yaptı. Evet, ünsüz YouTuber Azat Nebu Spike çıkarınca çıldırdı ve Spike'a hakaretler yağdırmaya başladı. Hadi canım. Oğlum daha videon başı lan. Abicim videon başı benim bugün karnımı mı ağrıtmak istiyorsunuz? Senin tipini... Tövbe estağfurullah ya. Aylardır çıkmıyorsun, Allah senin belanı versin. Aylardır çıkmıyorsun, şimdi çıkıyorsun. Şerefsiz. Neyse, ben seninle sonra konuşacağım. Şimdi millet izliyor beni, küfür etmek istemiyorum. Sonra seninle konuşacağım. Tipsiz.
Spike'a birbirinden ağır sözler söyleyen Azat Nebu ardından kafayı yiyerek soğan yemeye başladı. Spike'ın ardından soğan yemeye başlayan Azat Nebu'nun bu halleri kameralara böyle yansıdı. Biri benden bir şey çaldı, geri alacağım az kaldı. Sana doğru bir yol vardı, bulacağım söz az kaldı. Evet, ne insanlar var be. Birisi Mortis hastalığına yakalanır, birisi Spike sıkınca hakaret edip soğan yemeye başlar. Neyse, sıradaki haberimiz çok önemli, çok vahşet bir haber. Özellikle anne babalar ekran karşısına yakın otursun. Çünkü bazen anne babaların işi oluyor, acil işleri oluyor, işe gidiyorlar ve çocuklarını bakıcıya emanet ediyorlar. Ve bakıcılar da çocuklarına maalesef şiddet uyguluyor. Evet, sıradaki haberimiz şöyle. Bir anne baba çocuklarını bakıcıya emanet etmiş ama çocuklarının bedeninde morlukları görünce şüphelenmiş ve evlerine kamera yerleştirmiş. Kamerayı anne baba izledikten sonra şok olmuş. Bakıcı şiddeti ekranlarınızda. Yüzüme gir, yüzüme gir. Gül. Gül. Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Kalkın ayağa. Kalkın ayağa. Kalkın ayağa, kalkın. Göster kolunu. Korkarız! Sen bunu hak ettin. Evet, bu gördüğünüz zalim bakıcı çocuklara çok büyük şiddet gösteriyor. Anne baba bunu izledikten sonra durumu polise bildirdi ve o zalim bakıcı polis tarafından yakalandı. Evet değerli seyirciler, bir kısa ara verelim. Reklamların ardından hemen buradayız. Ekran başından ayrılmayın. Reklamlar. Markete girer, şok şok, ucuzluğu görür, çok çok, fiyatlara bakar, ah ah, yoğurt da güzel, mis mis, piyale deren, al al, paran da artar, çınk çınk. Şok sana yeter, şok şok şok, ucuz da ucuz, çok çok çok. Şok sana yeter, şok şok şok, paran da artar, çok çok çok, ucuz da ucuz, şok şok şok. Evet değerli seyirciler, Dynamic'le ana haber bülteni devam ediyor. Çok değişik bir haberle karşınızdayım. Ben de duyduğumda çok şok oldum, inanamadım. Şöyle ki bir zalim, bir manyak adam çok değişik şeyler yaptı. Bir sarhoş ne yaptı dersiniz? Bir çiçeğe, kaktüse, evet kaktüse zorla içki döktü. Normalde kaktüse su vermesi gerekirken zorla içki verdi kaktüse. Evet, görüntülerden de gördüğünüz gibi kaktüse zorla içki veriyor. Zorla kaktüsü sarhoş etmeye çalışıyor ve sonunda başararak kaktüsü zehirledi ve öldürdü. Evet, ne insanlar var be. Niye su vermiyorsun yani? Niye içki veriyorsun zorla? Herhalde kendisi gibi sarhoş etmeye çalışmış. Neyse değerli seyirciler, haberin merkezinden sizlere en önemli haberleri sunduk. Bugünlük de bu kadardı. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler dilerim. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Çaktırmayın. Neyse. Hepinize iyi günler, sağlıcakla günler.